Ülkede büyük bir sorun var. Ancak bu sorunun çözümüne yönelik henüz ciddi bir adım yok. Genç evlilik mağdurlarından söz ediyoruz. Mağdurlar 5. yargı paketine umut bağlamıştı ama yine bir adım atılmadı. Ülkedeki bir diğer sorunsa süresiz nafaka meselesi olarak orta yerde duruyor. Bu anlamda da mağdurlar var ve onların da sorunları görülmüyor. Sağlık emekçilerimize bir kez daha... Gerek genç evlilik mağdurları, gerekse nafaka mağdurları sorunlarını anlatmak için Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümüzde açıkça şunu söyledik. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım işte bir hatırlarsanız bir çocuk işte böyle bacağınıza sarılır atlayıp dedi ben babamı istiyorum demişti. Siz de bir söz vermiştiniz ama onlar hala içeride dedim. Ya, hala gelmedi babaları falan. Hüdapar İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede sorunlarının gündeme getirilmesini isteyen mağdurlar yaşadıkları problemlerin çözüme kavuşturulmasını istedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yapılan görüşmede genç evlilik mağdurlarının sorunlarını dile getirdiklerini ifade etti. Toplumun çirkin gördüğü, inancımızda da büyük günahlardan olan zinanın kanunla serbest bırakıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, genç yaşta evlendikleri için insanların hapsedilerek mağdur edilmesini eleştirdi. Neye hizmet ediyoruz? Bunun sorgulanması lazım. Bunun üzerinde tekrar düşünmemiz lazım. Önce diyoruz ki yanlıştan dönülecektir. Örfümüze, inancımıza, ahlakımıza, aile yapımıza ters bir uygulama var diyen Yapıcıoğlu, birilerini sevindireceğiz diye ailelerimizi neden dağıtıyoruz, neye hizmet ediyoruz diye sordu. Aldatıldığı halde çocukları da var, tedbir nafakasına hükmedilmiş. Hakim orada olduğu halde diyor davaya bakmıyor bilerek. Erteliyor diyor. Gidiyorum HSYK'ya şikayet ediyorum bir sonuç alamıyorum diyor. Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan'sa ziyarette yaptığı konuşmasında Elazığ'da bir nafaka mağdurunun açlık grevine başladığını söyledi. Şimdi insanlar artık bu noktaya getirdiler. Ergincan söz konusu kişinin ne hukuk önünde ne de farklı bir alanda sorununa çözüm bulamadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti. Nafaka sorununun çözüme kavuşması için siyasi partilerle toplumsal mutabakat sağlandığını belirten Ergincan, ancak hükümetin hala adım atmadığını ifade etti. İnsanlar nafakayı bilmez, ne olduğunu bilmez. Herkes çocuğa ödenen bir nafaka diyebilirdi.